88. Bölüm Olivet'in Alfa Romeo'su sireni çığlık atarak ilerlediği halde köprüden geçip Roma'nın kalbine hızla yaklaşırken fazla dikkat çekmiyordu. Tüm trafik ters yönde Vatikan'a doğru akıyordu. Sanki Papalık Sarayı bir anda Roma'daki en heyecanlı yer haline gelmişti. Langton arka koltukta otururken sorular haklından hızla geçiyordu. Katili düşündü onu bu sefer yakalayıp yakalayamayacaklarını, onlara öğrenmek istediklerini söyleyip söylemeyeceğini ve çok geç kalıp kalmadıklarını düşündü. Camerlingo, San Pietro meydanındaki halka tehlikede olduklarını ne zaman söyleyecekti? Kasadaki olay hala içini kemiriyordu. Hata. Olivet aralardan geçerek Alfa Romeo'yu Santa Maria della Vittoria kilisesine sürerken frenlere asla basmıyordu. Langton başka zaman olsaydı, parmak boğumlarının sıkılmaktan bembeyaz olacağını biliyordu. Ama şu anda narkoz almış gibiydi. Ona nerede olduğunu hatırlatan tek şey elinin zonklamasıydı. Başlarının üstündeki siren figan ediyordu. Ona geldiğimizi belli etmek gibi bir niyetimiz yok elbette, diye düşündü Langton. Olivet'in yaklaşınca sireni susturacağını tahmin ediyordu. Oturup düşünürken papanın cinayetiyle ilgili haber sonunda aklına geldiğinde hayrete düştü. Aklına gelen fikir inanılmaz fakat bir o kadar da mantıklıydı. Illuminati daima içeri sızarak güç kazanırdı. İçeride mevki değişiklikleri yaparak ayrıca papalar asla öldürülmemiş de değildi. Otopsi yapılmadığı için hiçbiri doğrulanmamış olsa da ihanetle ilgili sayısız söylenti dolaşıyordu. Yakın zaman öncesine dek bilim adamları, hırslı halefi Boniface'in ellerinde ölen papa. Celestin'in kabrinin röntgenini çekmek için izin almışlardı. Araştırmacılar röntgen sayesinde cinayete dair küçük bir ipucu yakalamayı ummuşlardı. Mesela kırık bir kemik. Röntgen papanın kafatasına 4 santim uzunluğunda bir çivi çakıldığını ortaya çıkarmıştı. Langdon şimdi Illuminati meraklılarının ona yıllar önce gönderdiği bazı makaleleri hatırlıyordu. İlk başta makalelerin uydurma olduğunu sanmış, bu yüzden makalelerin doğruluğunu tespit etmek için Harvard'ın mikrofiş koleksiyonuna bakmaya gitmişti. Doğru olmaları inanılmazdı. Saygın haber kuruluşlarının bile arada sırada nasıl Illuminati paranoyasında tutulduğuna örnek olsun diye makaleleri ilan panosuna yapıştırmıştı. Meydan'ın şüpheleri birden ona daha az paranoyak gelmeye başlamıştı. Langdon makaleleri gayet net hatırlayabiliyordu. İngiliz Radyo Televizyon Kurumu 14 Haziran 1998 1978 yılında vefat eden Papa John Paul P2 Mason locasının komplosuna kurban gitti. Gizli P2 cemiyeti Amerikalı başpiskopos Markinkus'u Vatikan Bankası Başkanlığı'ndan kovacağını anladığında John Paul'u öldürmeye karar verdi. Banka mason locasıyla şüpheli finansal ilişkilere girmişti. The New York Times 24 Ağustos 1998 Merhum John Paul yatağında neden gündelik gömleğini giyiyordu? Gömlek neden yırtılmıştı? Sorular burada bitmiyor. Hiçbir tıbbi soruşturma yapılmadı. Kardinal Willett, hiçbir papanın ölüsüne dokunulmadığı gerekçesiyle otopsi yapılmasını yasakladı. Ayrıca John Paul'un ilaçları, gözlükleri, terlikleri, son arzusu ve vasiyeti gizemli bir şekilde yatağının yanından yok oldu. Langton Daily Mail 27 Ağustos 1998 Dokunaçları Vatikan'a kadar uzanan güçlü, acımasız ve yasa dışı bir mason locasının komplosu. Victoria'nın cebindeki telefonun çalması, Langdon'ın aklına gelen hatıraları uzaklaştırmıştı. Victoria kendisine kimin aradığına tahmin edemiyormuş gibi bir ifadeyle cevap verdi. Langdon bir metre ötede durduğu halde telefondaki keskin sesi tanımıştı. Victoria, ben Maximilian Kohler. Karşı maddeyi buldunuz mu? Max, iyi misin? Haberleri seyrettim. Sörnün ya da karşı maddenin hiç bahsi geçmedi. Bu iyi. Neler oluyor? Kutunun yerini henüz bulamadık. Durum karışık. Robert Lincoln oldukça yardımcı oldu. Kardinallere suikast düzenleyen adamı yakalama yolunda ilerleme kaydettik. Şu anda Olivet. Bayan Betra diye lafını kesti. Yeterince konuştunuz. Victoria ahizeyi eliyle kaparken sinirlendiği belliydi. Komutan, Sön başkanıyla konuşuyorum. Hakkı olduğunu elbette. Olivet, buraya gelip durumla ilgilenmeye diye lafı yapıştırdı. Hakkı var. Güvenliksiz cep telefonu hattından konuşuyorsunuz. Yeterince bilgi verdiniz. Victoria derin bir nefes aldı. Max, işine yarayacak bazı bilgiler edindim, dedi. Baban hakkında. Galiba karşı maddeden kime bahsettiğini biliyorum. Victoria'nın yüzünde şüpheli bir ifade belirdi. Max, babam kimseye bahsetmediğini söylemişti. Korkarım Victoria, babam birine bahsetmiş. Bazı güvenlik kayıtlarını incelemem gerekiyor. Birazdan ararım. Hat kapandı. Victoria telefonu yeniden cebine yerleştirirken benzi atmıştı. Langdon, iyi misin? diye sordu. Victoria evet anlamında başını sallarken titreyen parmakları yalanını ele veriyordu. Sireni kapatıp saatine bakan Olivet. Kilise Barbarini Meydanı'nda. 9 dakikamız var. Langdon 3. işaretin yerini anladığında kilisenin pozisyonu onda bazı çağrışımlar yapmıştı. Barbarini Meydanı. İsmin tanıdık bir yanı vardı. Tarif edemediği bir şey. Langdon artık ne olduğunu anlıyordu. Meydan tartışmalı bir metro istasyonu bölgesindeydi. 20 yıl önce metro terminalinin yapımı Barberini meydanının altını kazmanın, meydanın ortasındaki tonlarca ağırlıktaki dikili taşın çökmesine neden olacağından korkan sanat tarihçilerini telaşa düşürmüştü. Şehir planlamacıları dikili taşın yerini değiştirmiş ve onun yerine Triton adında küçük çeşmeyi koymuşlardı. Langton, Bernini zamanında Barberini meydanında bir obelisk durduğunu fark etti. Lincoln'ın üçüncü işaretin bulunduğu yer hakkındaki tüm şüpheleri kayboldu. Olivet meydanın bir blok ötesinden bir ara sokağa saptı. Sokağın yarısına kadar arabayı sürdü ve ani bir frenle durdu. Ceketini çıkarıp kollarını sıvadı ve silahını doldurdu. ''Tanınma riskinizi göze alamayız.'' dedi. ''Televizyonda göründünüz.'' Meydanın karşı tarafına geçip ön girişi gözetlerken görünürden uzak durmanızı istiyorum. Ben arkadan gireceğim. Tanıdık bir silah çıkararak Langdon'a uzattı. Belki lazım olur. Langdon kaşlarını çattı. Bugün ikinci kez kendisine silah uzatılıyordu. Tabancayı ceketinin iç cebine attı. Bunu yaparken diagrama sayfasını hala üstünde taşıdığını fark etti. Onu yerine bırakmayı unuttuğuna inanamıyordu. Bu paha biçilmez parçanın Roma sokaklarında bir turist haritası gibi dolaştığı düşüncesiyle kramplar geçiren Vatikan, kütüphane müdürünü gözünün önüne getirdi. Ardından kırık cam parçalarıyla arşivlerde ardında bıraktığı, etrafa saçılmış belgelerin yarattığı karmaşayı düşündü. Kütüphane müdürünün başka sorunları da vardı. Eğer arşivler geceden sağ çıkarsa… Olivet arabadan inerek arkasındaki sokağa işaret etti. Meydan bu tarafta. Gözünüzü açık tutun ve görünmemeye çalışın. Kemerindeki telefona hafifçe dokundu. Bayan Vetra, otomatik aramayı bir deneyelim. Victoria telefonunu çıkararak Olivet'le birlikte Pentiyan'da kaydettikleri otomatik arama düğmesine bastı. Olivet'in kemerine takılı telefonu sessiz arama modunda titreşti. Komutan başını salladı. Güzel. Bir şey görürseniz bana haber verin silahının horozunu kaldırdı. Ben içeride bekleyeceğim. Kafir heriften ben hesap soracağım. O sırada çok yakında bir başka cep telefonu çalıyordu. Haşhaşin cevap verdi. Konuşun. Ses. Benim, dedi. Janus. Haşhaşin gülümsedi. Merhaba üstad. Konumun anlaşılmış olabilir. Biri seni durdurmaya geliyor. Çok geç kaldılar. Ben buradaki ayarlamaları yaptım bile. Güzel. Oradan sağ kurtul. Daha yapılacak işler var. Yoluma çıkanlar ölecek. Yoluna çıkanlar bilgili kişiler. Amerikalı akademisyenden mi bahsediyorsun? Onun farkında mısın? Haşhaşin kıkırdadı. <laughs> Soğukkanlı ama saf. Benimle telefonda konuşmuştu onun tam zıttı karakterde bir kadınla beraber. Katil, Leonardo Vetra'nın kızının öfkesini hatırladığında kanının kaynadığını hissetti. Telefonda kısa bir sessizlik oldu. Haşhaşin, İlluminati üstadından ilk kez böyle bir tereddüt hissediyordu. Sonunda Janus konuştu. Gerek olursa onları da ortadan kaldır. Katil gülümsedi. Olmuş bil vücuduna sıcak bir beklenti dalgası yayıldı. Yine de kadını ödül olarak saklayabilirim. 89. Bölüm San Pietro Meydanı'nda kıyamet kopuyordu. Meydanda çılgın bir koşuşturma yaşanıyordu. Medya kamyonları, sipere koşan saldırı araçları gibi akın ediyorlardı. Muhabirler ileri teknoloji elektronik cihazları savaş için silahlanan askerler gibi etrafa seriyorlardı. Medyanın tüm çevresinde medya savaşındaki en yeni silahı düz ekranları dikmeye çalışan haber şebekeleri pozisyon almak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Düz ekranlar kamyonlar veya portatif iskelelerin üstüne yerleştirilebilen devasa video ekranlarıydı. Ekranlar şebekenin reklam panosu vazifesini görüyor, şebekenin yayınlarıyla kurumsal logosunu gösteriyordu. Ekran iyi bir yere yerleştirildiğinde Örneğin olay yerinin önüne, rakip şebeke bu şebekenin reklamını vermeden hikayeyi yayınlayamazdı. Meydan kısa sürede hem bir multimedya sahnesine hem de halkın çılgın bir nöbet yerine dönmüştü. Her taraftan seyirciler geliyordu. Normalde sınırsız genişlikteki açık alanda kalan boş yerler kıymete binmişti. İnsanlar yüksek dev ekranların etrafında kümelenip meraklı bir heyecanla canlı yayın haberlerini dinliyordu. Yalnızca birkaç yüz metre ötede San Pietro Basiliskası'nın kalın duvarları içinde huzurlu bir dünya vardı. Teğmen Chitrandla üç muhafız karanlıkta ilerliyorlardı. Gözlerinde kızıl ötesi gözlükleriyle dedektörlerini önlerinde salındırarak orta sahanlığı tarıyorlardı. Vatikan şehrinde halka açık bölgeleri aramak şu ana dek sonuç vermemişti. Daha rütbeli olan muhafız, ''Buradan sonra gözlükleri çıkarsanız daha iyi olur.'' dedi. Çitrant zaten bunu yapıyordu. Kilise kürsüsün işine bazilikanın ortasındaki çukur alana yaklaşıyorlardı. 99 yağ lambasıyla aydınlatıldığından kızıl ütesi gözlükler görüşlerini engelleyecekti. Çitrant bölgeyi aramak için çukur alana ilerlerken ağır gözlüğü çıkartmanın keyfiyle boynunu gevşetti. Güzel bir odaydı. Altındandı ve parlıyordu. Şimdiye dek buraya inmemişti. Çitrant, Vatikan şehrine geldiğinden beri her gün Vatikan'ın yeni bir gizemini öğreniyor gibiydi. Şu yağ lambalarını bunlardan biriydi. Aynı anda tam 99 kandil yanıyordu. Bu bir gelenekti. Din görevlileri lambaların asla sönmemesi için sürekli lambalara kutsal yağ ekliyorlardı. Bu kandillerin zamanın sonuna dek yanacağı söyleniyordu. Ya da en azından gece yarısına kadar diye düşündü Chitrand. Yeniden ağzının kuruduğunu hissederek. Chitrand dedektörünü kandillerin üzerinde gezdirdi. Raya saklanmış bir şey yoktu. Buna şaşırmamıştı. Videodan gelen görüntüye bakılacak olursa kutu karanlık bir yerdeydi. Nişin içinde ilerlerken yerdeki bir deliği kapatan bir ızgara kapağına rastladı. Tünel dümdüz aşağı inen dik ve dar bir merdivene açılıyordu. Aşağıda bulunan şeyle ilgili hikayeler duymuştu. Roger'ın emirleri açıktı. Sadece halka açık alanları arayın. Beyaz bölgeleri atlayın. Izgaraya arkasına dönerek bu koku da ne?" diye sordu. Nişte mest edici tatlı bir koku vardı. İçlerinden biri, "Lambaların kokusu." dedi. Çitrant şaşırmıştı. "Gaz yağından çok kolonya gibi kokuyor." "Gaz yağı değil. Bu lambalar Papalık sunağına yakın olduğu için özel bir karışım. Etanol, şeker, bütan ve parfüm kullanıyorlar." "Bütan mı?" Trant endişeyle lambalara baktı. Muhafız başını salladı. Sakın dökme! Cennet gibi kokuyor ama cehennem gibi yanar. Kilise kürsüsün işini aramayı bitiren muhafızlar telsizlerinin kapandığı yere geri dönüyorlardı. Son durum bildiriliyordu. Muhafızlar hayret içinde dinlediler. Açık hatta paylaşılamayacak, sıkıntı verecek yeni gelişmeler olmuştu ama Camerlengo geleneği bozarak, Kardinallere seslenmek için toplantıya girmişti. Tarihte bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Chitrand bununla birlikte Vatikan'ın tarihte daha önce hiçbir zaman yeni bir nükleer silah başlığının üstünde oturmadığını fark etti. Chitrand duruma Camerlengo'nun el koyduğunu anlayınca rahatlamıştı. Camerlengo, Chitrand'ın Vatikan şehrinde en çok saygı duyduğu kişiydi. Muhafızlardan bazıları Camerlengo'nun Vito olduğunu düşünürdü. Tanrı aşkına saplantı haline gelmiş bir sofu. Ama onlar bile Tanrı'nın düşmanlarıyla savaşmak söz konusu olduğunda en sert mücadeleyi verecek kişinin Kamerlengo olduğu konusunda hemfikirdiler. İsviçreli muhafızlar bu hafta kardinaller toplantısına hazırlanırken Kamerlengo'yu yakından görmüşlerdi. Herkes onun diğerlerinden daha sert ve yeşil gözlerinin normalden daha ateşli olduğu yorumunda bulunmuştu ve yine herkes Camerlingo'nun kutsal kardinaller toplantısını organize etmekten sadece sorumlu olmadığını, akıl hocası olan papayı kaybettiği için bunu bizzat kendisinin yapması gerektiğini söylemişti. Çitrant, çocukken Camerlingo'nun annesine gözlerinin önünde havayı uçuran bomba hikayesini duyduğunda Vatikan'a geleli henüz birkaç ay olmuştu. Kilisede bir bomba, ve şimdi yeniden aynı şeyler oluyor. Ne yazık ki yetkililer bombayı yerleştiren herife bulamamışlardı. Olasılıkla Hristiyanlık karşıtı nefret dolu bir grup olduklarını söylemişler ve dava kapanmıştı. Kamerlengo'nun kayıtsızlığa taviz vermemesine şaşmamak gerekirdi. Birkaç ay önce Vatikan şehrinde sakin bir akşam üstünde Çitrant Bahçe'de Kamerlengo ile karşılaşmıştı. Chitrand'ın yeni bir muhafız olduğunu fark eden Kamerlengo, ona birlikte gezmeyi teklif etmişti. Özel bir konudan bahsetmemişlerdi ama Kamerlengo ona kendini evinde hissettirmişti. Chitrand, peder, demişti. Size garip bir soru sorabilir miyim? Kamerlengo gülümsemişti. Sadece eğer ben de sana garip bir cevap verebileceksem. Çitrant kahkaha atmıştı. <laughs> Tanıdığım tüm rahiplere sordum ama hala anlamıyorum. Seni rahatsız eden nedir? Kamerlengo hızlı ve küçük adımlarla yürürken papaz cübbesi önünde dalgalanıyordu. Çitrant kalın tabanlı siyah ayakkabılarının kıyafetine tam uyduğunu düşünmüştü. Ayakkabılar ruhunun yansıması gibiydi. Modern ama mütevazi ve dayanıklı olduğunu belli eden. Çitrant derin bir nefes almıştı. Ben bu kadiri, mutlak ve esirgeyen olayını anlamıyorum. Kamerlengo gülümsemişti. Kitabı mukaddesi mi okuyorsun? Çalışıyorum. Aklın karıştı çünkü İncil Tanrı'yı kadiri mutlak ve iyiliksever olarak tarif ediyor. Kesinlikle. Kadiri mutlak, iyilikseverin anlamı Tanrı'nın her şeye gücünün yettiği ve iyi kalple olduğudur. Manasını anlıyorum ama ortada bir çelişki var gibi. Evet, çelişki acıdır. Açlık, savaş, hastalıklar. Kesinlikle. Çitrant Kamerlengo'nun anlayacağını biliyordu. Bu dünyada korkunç şeyler oluyor. İnsanlığın yaşadığı trajedi, Tanrı'nın aynı anda hem her şeye gücü yeten hem de iyi kalpli olmadığının ispatı gibi. Bizi seviyor ve durumu değiştirecek gücü var. O zaman acıyı önlerdi öyle değil mi? Kamerlengo kaşlarını çatmıştı. Öyle mi? Çitran tedirgin olmuştu. Acaba sınırını aşmış mıydı? Acaba bu sorulmaması gereken dini sorulardan biri miydi? Şey, eğer Tanrı bizi seviyorsa ve bizi koruyabiliyorsa öyle yapması gerekirdi. Ya her şeye gücü yetiyor ama umursamaz ya da iyi kalpli ama Gücü yetmiyor. Çocukların var mı Teğmen? Çitrant kızarmıştı. Hayır sinyor. Sekiz yaşında bir oğlun olduğunu düşün. Onu sever miydin? Elbette. Hayatında acıyla karşılaşmaması için var gücünü kullanır mıydın? Elbette. Kaykay yapmasına izin verir miydin? Çitrant bunu iyice düşünmüştü. Kamerlingo bir din adamı için dünyadan fazlasıyla haberdardı. Evet, sanırım. demişti Chitrand. Elbette kaykay yapmasına izin verirdim ama ona dikkatli olmasını da söylerdim. Demek ki bu çocuğun babası olarak ona bazı temel iyi tavsiyelerde bulunup gitmesine ve hata yapmasına izin verirdin. Eğer sormak istediğiniz buysa, peşinden gidip onu hanım evladı gibi büyütmezdim. Ama ya düşüp dizini kanatırsa? daha dikkatli olmayı öğrenir. Kamerlengo gülümsemişti. O zaman çocuğunun acısını engellemeye gücün yetse bile hayattan kendi dersini almasına izin vererek ona sevgini göstermeyi tercih edersin, öyle değil mi? Elbette, acı büyümenin bir parçasıdır. Bu şekilde öğreniriz. Kamerlengo başını sallamıştı. Kesinlikle.